6'ya mı geçti? Aa, maşallah. Satranç biliyor musun? Yavaş. Evet. Sıralara böyle iki... Sıranızı takip edin çocuklar. Bak bu... Nasıl toplayacak müdürüm? Emirhan, ver elini de. Boston Mayıs'ın ilk haftası ekilir. Havalar sıcak olmaya başladığı zaman ekilir. Biz önce toprak tavanı oluşturduk. Toprağı bir güzel hazırladık. Tohumumuzu aldık. Öğretmen arkadaşlarımızla beraber, öğrencilerimizle beraber tohumumuzu ektik. Can suyu verdik. Can suyu verdikten sonra bitkiler yetişti. Ardından zararlı otlardan temizleme işi başladı. Çapalama yaptık. Her hafta sulamaya başladık. Çiçeklenme evresinden sonra ürünler oluştu ve biz de hasadına başladık. Bu üçüncü hasadımız oldu. İyi de bir köy okulu için iyi de bir maddi para bırakıyor. Bugüne kadar 1000 liraya yakın bir satışımız oldu. O kırmızı da var. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimiz var. Onların kırtasiye malzemelerini karşılıyoruz. Yani bir köy okulu için çok güzel bir uygulama, bir proje. Bugün burada çukur alan ilk öğretim okulumuzda bir dönümlük alanda okul idaremiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle birlikte sebze ekimi burada yapılmıştır. Neler üretiliyor onlardan kısaca bahsedeyim. Fasulye, domates, ayçiçeği, salatalık, kabak gibi ürünlerimizin hasadını bugün yapıyoruz. Buradan alınan ürünlerin satışları yapılarak okullarla birliği marifetiyle ihtiyacı olan öğrencilerimizin maddi ihtiyaçları da buradan karşılanmaktadır. Ağrı'da sebze meyve yetiştiriciliğinin genelde zayıf olduğu algısı var. Bu algıyı yıkma adına da okulumuz güzel bir çalışmaya imza atmışlardır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Söyleyeceğiz okulun geliri için. Oraya yavaş bak, oraya bak. Böyle çekme. Evde sus, dallarda sus çek. Bizim okulun hemen arkasında bu bostanı Mayıs ayında ektik. İlkbaharda falan öğretmenlerimize suladık. Büyük bostanı burası oldu ve okul için de yararlı bir şey oldu. Evet, çok sevinçliyim, mutluyum. Öğretmenlerime yardım ettiğim için de çok mutlu ve gururluyum.